Selam arkadaşlar. Bugün 21 Ağustos 2013. Dün tuttuğum balıkları buzdolabında tuttuktan sonra kanları tabii akıtılmış bunların. Nereden mi belli oluyor? Burada. Kan var mı? Yok. Öğretmiştim kan nasıl akıtılır diye. Yalnız bunu yaparken dikkatli işlemek lazım. Yani parmakları götürmemek lazım. Bu şekilde bunları ben çöpe atmıyorum. Şimdi bu testere balığı, perç dediğimiz balık, tatlı su levreğinin kabuğu çok sert olduğundan bıçaklarımız zaman zaman bu açıları bozuluyor. Biz ona körleniyor diyoruz. Ama böyle masatla, bu kasap masatı değil, kasap bıçağı da değil, bu fileto bıçağı. Böyle incecik. Onun için çok nazikane bir şekilde bunu masatlamak lazım. Böyle bastıra bastıra kasap bıçağı gibi şak 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 şak. Hiç faydası yok onların. Bakın böyle. Ben dışarı doğru yapıyorum. Şimdi bunların ben hani göstermek istiyorum ama birader ben de bunu böyle tutuyorum. Görüyor, inşallah görüyorsunuzdur. Bunu buradan bu şekilde aldıktan sonra işte ortadaki kemiği alıyorum. Ama biraz et kalıyor. Onu da söyleyeyim yani. Bunu da bu şekilde güzelce alıyoruz. Bunun yerine çatal da kullanabilirsiniz. Yani hiç kafanızı yormayın. Gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Böyle bu şekilde. Fazla kalmıyor. Hem ustaya bağlı artık. Şöyle tutuyorsunuz. Şimdi ete doğru, deriye doğru bastırıyorum böyle. Ki buradaki yağlar buraya gelsin. Böyle bir masat, çift taraflı masat. Bileyleme kısmı, taşlama kısmı diyelim artık ona. Yine böyle fazla bastırmadan, kasap bıçağı değil bu. Ondan sonra cila kısmına geliyoruz böyle. Biraz da reklam yapalım. Ben Victorinox bıçağı kullanıyorum. Biraz fleksibli de oluyor. Yine böyle şekilde fırlatalamasını yapıyoruz. Ben amatör olduğum için hiç acelem yok. Bunları millet eliyle yapıp satıyor. Bakın iyice gömüldüm. Gördüğünüz gibi İyice deriye gömüldüm ve yağlarını aldım buraya. Buradan da gözüküyor zaten derisinden. Yani şuraya bastırırken bunu da böyle arkadan kavrayıp alıyoruz. Yağlarını buraya akıtıyoruz. Burada olan mesele bu kadarcık.
bunları ben yarım saatte bitiririm. Hoşça kalın arkadaşlar. Bundan sonrası kolay artık. Sadece derisini çıkaracağız. Bu şekilde. Kabuklar da nereye gidecekti? Komposta gidecekti. Kompostör. Peki nedir ya bu kompost? Efendim işte bahçe gübresi oluyor. E nasıl oluyor? Vallahi biyolojikman organik olarak oluyor. İçine hiçbir kimya bir madde atmıyoruz. Çalışırpıyla beraber donatıyoruz. Kurutuyor yani. Bu şekilde bunlar birazdan hazır olacak. Sonra size rast gelsin diyorum. Bu kadarcık. That's all. We need